Merhaba. Kayıp Aydınlanma yeni kitabımız. Frederick Starr yazmış. Arap fetihlerinden Timur'a Orta Asya'nın altın çağı. Cebire ismini veren, hayal edilemeyecek bir isabetlilikle dünyanın çevresini hesaplayan, daha sonra Avrupa'da tıbbın temelini oluşturacak eserler veren ve dünya üzerindeki en muhteşem şiirlerin birçoğunu yazan Orta Asyalılardı. Hatta Biruni keşfinden 5 asır önce Amerika kıtasının varlığını öngörmüştü. Tarihte aynı mekan ve zamanda bu kadar çok bilim adamının bir arada olduğu başka bir dönem pek yoktur. Kitaba konu olan neredeyse tüm isimlerin eserlerini Arapça yazmış olmasından ötürü Arap oldukları yönündeki yanılgıyı bertaraf eden Frederick Starr, 800 ila 1200 seneleri arasında en büyük ve gelişmiş kentlere en zarif sanata ve hemen her alanda en ileri bilgi ve teknolojiye sahip olan Orta Asya'nın dünyayı nasıl yönlendirdiğini anlatıyor. Orta Asyalılar gökbilimi, matematik, jeoloji, tıp, kimya, musiki, sosyal bilimler, felsefe ve ilahiyat başta olmak üzere hemen her alanda başarı elde etmişlerdi. Frederick Star, Türk dünyasıyla ilk olarak 1974 yılında Türkiye'deki bir arkeolojik kazıya katılmasıyla tanışmış. Uzun yıllar Avrasya ve Orta Asya üzerine çalışmalar yapmış. Rusya ve Avrasya meseleleriyle ilgili olarak üç farklı Amerika Birleşik Devletleri başkanına danışmanlık yapmış. 20'den fazla kitabı ve 200 makalesi bulunuyor. Bir de müzik grubu varmış, caz yapıyorlar. Gelelim dikkatimi çeken yerlere. Entelektüel sınıf. Tamamı olmasa da batılı kaynakların çoğu i̇bn Sina'yı, Harizmi'yi, Farabi'yi, Gazali'yi ve diğerlerini Arap olarak tanımlamaktadırlar. Bu fahiş hataya Avrupa ve Amerika'nın en makbul felsefe ve bilim tarihi eserlerinde bile rastlamak mümkündür. O dönemde Orta Asyalı düşünürlerin çoğunun Arapça yazdığı doğrudur. Hatta Arapçanın tüm İslam aleminde tek lingua franca yani ortak dil olarak tayin edilmesinin bir uluslararası fikir pazarı oluşturulmasındaki rolü çok büyüktür. Arap dilinin yabancı kavramları benimsemesindeki ve bilimsel ve teknik iletişimin ihtiyaçlarına kendisini uyarlamasındaki hız baş döndürücüdür. Ancak Arapçayı yeni kavram ve ıstılahlarla zenginleştirme sürecinde en büyük pay çokça eser veren Orta Asyalılara aittir. Aynı dönemde Latince evrensel bir dil olmaktan çıkıp sadece düşünce ve din dili haline gelmekteydi. Fransız araştırmacı Jacques Bossart şöyle diyordu. Latince gün be gün deforme oldu. Basitleşti ve sonunda yeni, oldukça kaba ve medeni bir dil doğurdu. Vulgar Latince. İngilizce bir kitap kaleme alan bir Japon ne kadar İngilizse bin sene evvel eserini Arapça yazan bir Orta Asyalı da o kadar Arap'tı. Yukarıda bahsedilen yazar ve düşünürlerin çoğu hayatlarını Arapça konuşulan bir çevrede geçirmişlerdi. Ama ana dilleri Arapça değildi. Kaldı ki Arap da değillerdi. Kıymetli Tacirler bölümündeyiz. Önce yüzlerce sonra binlerce baktriya devesinden oluşan kervanlar Hindistan'a, Çin'e ve Orta Doğu'ya gidiyor. Orta Asya'nın pazarlarından ve atölyelerinden alınmış kıymetli malları satıyor ve dönüşte de bölgenin pazarlarında ya da pusulanın aksi istikametinde kalan beldelerde satılabilecek ne varsa alıp geliyorlardı. Heybelerde binlerce çeşit mal vardı. Uzun kervanlar günde 35 kilometre yol alıyor, hava sıcak olduğunda seyahate gece devam ediyorlardı. Develer illaki düzgün yola ihtiyaç duymadıklarından ötürü kervancılar sürekli olarak havaya, pazara veya siyasi duruma göre güzergahları değiştirebiliyorlardı. Kervan ticaretinin bu esnek yapısı doğu, batı ve güney-kuzey güzergahlarını tespit etmek için yapılan çalışmaları setteye uğratmıştır. Bununla beraber bugün bir noktaya kadar tahmin edebildiğimiz kadarıyla Orta Asyalı tacirler mallarını aynı zamanda sağlam yapılmış tekneleriyle bölgenin üç büyük nehri üzerinde de taşıyorlardı. Kazakistan'ın Otrar kentindeki bir müzede muhafaza edilen özenle yapılmış 6 metre uzunluğundaki bir nakliyat teknesi bir zamanlar Ceyhun ve Seyhun nehirleri üzerinde gezinen ahşap gemiler hakkında fikir vermektedir. Bu grift güzergah ağları ve nakliyat türlerine 19. asırda bir Alman coğrafyacı tarafından hatalı bir şekilde İpek Yolu ismi verilmiştir. Abba horluyorsun kızım. Apiş. Bu ismi uyduran Baron Ferdinand von Richthofen, İpek'in M.Ö. 100'den M.Ö. sonra 1500'e kadar Çin'den bu güzergahlar vasıtasıyla Batıya ulaştığını doğru bir şekilde tespit etmiştir. Fakat hatası ipeğin ticaretteki tek ya da ana ürün olduğunu zannetmesiydi. Aslında pekala Afganistan'dan Mısır ve Hindistan'a uzanan bir lacivert taşı yolu, Hoten'den Çin'e giden bir yeşim taşı yolu, Tacikistan ve Afganistan'da kalan Pamir dağlarından doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir zümrüt taşı yolu ya da Orta Doğu'nun başkentlerine varan bir altın veya bakır yolundan bahsedebilirdi. Ayrıca nakliyatın ana koridorlarının Çin'e açıldığı yanılgısına düşmüştü. Halbuki biri Hindistan'a ulaşıyordu. Dahası ipeğin sadece Çin'den geldiğini zannediyordu. Epey ileride Orta Asya'da açan bir çiçek, Samani hanedanlığı bölümündeyiz. Muhammed vahiy almaya başladıktan sonra 20 sene kadar yaşamıştı. Bu sebeple de kendisine atfedilen hadis sayısı akıllarda soru işareti oluşturmaktaydı. Dahası rivayet etme ve rivayetin nakledilmesi süreci hadis sayısını kat be kat artırmıştı. Hadislerin doğrulukları ve özgünlükleri noktalarında ciddi sorunlar vardı. Birçok ravi aynı hadisi başka türlü rivayet edebiliyordu. Çocuklukta oynanan kulaktan kulağa fısıldama oyunundaki gibi rivayet edilme sürecinde hadislerin mesajı değişiyor ve sonunda anlaşılmaz bir şeye dönüşüyordu. İnsanların hadisler üzerinde kendi işlerine yarayacak şekilde oynamalarının önünde hiçbir engel yoktu. Daha da kötüsü çoğu insanın meselelerin peygamberin sözlerinin alıntılanmasıyla hal olacağını olan inancı resmen sahtekarlığa davetiye çıkartıyordu. Peygamberin bir kenti diğerine karşı övdüğünden tutun bir milleti diğerinden daha güvenilir bulduğuna kadar ortada binlerce uydurma hadis vardı. Sahte hadislerin çoğu belli bir dini ya da siyasi konumu güçlendirmek adına uyduruluyor ve yaygınlaştırılıyorlardı. Özellikle halifelerin iktidarlarına karşı kullanılabilecek olanlarla aklın sınırlarını daraltanlar popülerdi. 9. asır itibariyle hadis uydurmak adeta bir endüstri haline gelmişti. Hem dini hem de din dışı konularda uydurma hadislerle savaşlar yapılıyordu. Selçuklu kubbesi altında çalkantılar bölümümüz. 25 Ağustos 1071'de Alparslan Anadolu'nun doğusundaki Malazgirt'te Bizans ordusunu mağlup etmişti. Fakat Yunan İmparator Roman Diojen ile Statüko'nun devam ettirilmesi için hemen bir anlaşma yapmıştı. Şayet Konstantinopolis'teki hadiseler yaşanmasaydı Bizanslılar yeniden bir savaşa girişebilirlerdi. Başkentte çıkan bir isyan sonucunda Roman Diyojen tahttan indirilmiş ve geri dönüş ihtimallerini yok etmişti. Böylece Selçukluların askeri hünerinden ziyade Bizans içerisindeki anlaşmazlıklar sayesinde Anadolu'nun kapıları Oğuz Türklerine açılmıştı. Malazgirt'te Türkiye ve Müslüman gücünün genişlemesi Haçlı seferlerinin düzenlenmesine sebep olacaktı. Selçukluların başarısının sırrı neydi? Bir taraftan bakıldığında bu başarıyı getiren başıboş gezen Oğuzların acımasız faaliyetleriydi. Daha ılıman bir iklim arayışında olsun ya da olmasınlar Oğuzlar yeni toprakları ele geçirme konusunda atılgan ve etkililerdi. Fakat daha olumlu etkenler de söz konusuydu. Daha önce açgözlü ve gaddar gazneliler tarafından yönetilen herkes yeni fatihleri daha âli cenap kimseler olarak bağırlarına basmışlardı. Orta Asya ve İran'daki Sünni liderler tavizsiz bir şekilde ana akım Sünni inanca mensup olan Selçuklulara selam duruyorlardı. Zira bu yeni güç Şii hanedanlıkları tarihten sürebilir ve İsmaililer gibi radikal mezhepçilere karşı koyabilirlerdi. En az bunlar kadar önemli bir diğer etken de Orta Asya'nın batısını ele geçiren Oğuzların fethettikleri kentlerin dışında göçebe hayatlarına devam ediyor olmalarıydı. Böylece kentleri ve kent ekonomilerini rahat bırakmış ve yerli seçkinlerin elinden almamış oluyorlardı. Binlerce senedir ya dışarıdan gelen hükümdarlar tarafından talep edilen vergilerden kurtulmayı ya da idari işlerde kendilerine alan açmayı bir şekilde beceren Orta Asyalılar yabancı bir hükümdarı asla kabul etmemişlerdi. Arap idaresi altındayken her iki taktiği de uygulamışlardı. Ebu Müslim ve Abbasilerin harmanlanmış etkilerinden ve Halife Memun ile Belmekiler gibi Orta Asya ile güçlü bağları olanlardan yararlanmışlardı. Şimdi Selçuklu idaresi vardı. Yine bir Orta Asyalı 1092'ye kadar 30 sene boyunca devleti yönlendirecek ve kontrol edecekti. Mahir ve güçlü bir vezir olan bu isim Tuslu Ebu Ali el Hasan'dı. Aslında hükmeden bu vezirdi. Bir saygı ifadesi olarak Nizamül Mülk yani devletin nizamı ünvanını alacaktı. Nizamül Mülk tuzlu bir Machiavelli başlığıyla devam ediyoruz aynı bölümde. Nizamül Mülk'ün işi kolay değildi ama ya kabiliyetli ya da uysal olan hükümdarlara hizmet etmiş olmasından ötürü şanslıydı. Beraber çalıştığı ilk Selçuklu hükümdarı Alparslan zeki ve güçlüydü ama Nizamül Mülk'ün tavsiyelerini dinlemekten de memnundu. Halefi Melikşah tahta geçtiğinde henüz çocuktu. Nizamül Mülk 19 sene süren saltanatı boyunca Melikşah üzerinde hakimiyet kurabilmişti. Nizamül Mülk'ün karşılaştığı en büyük zorluğun kaynağı hükümdarların şahsiyetleri değil Selçuklu iktidarının doğasıydı. Karahanlılar gibi Selçuklularda kardeş ve kuzenlerden oluşan bir aşiretti. Her biri kendisini kendi toprağının egemeni olarak görmekteydi. Bu sebepten ötürü birleşik bir devletten ziyade gevşek bir kabile konfederasyonu ortaya çıkmıştı. Ailesi Samaniler idaresinde üst düzey idarecilik tecrübesi edinmiş olan Gazneli Mahmut'un aksine Selçuklular iktidara doğrudan göçebelikten gelmişlerdi. Yine Karahanlı ve Gazneli hükümdarların aksine Ebu Ali El Hasan'ın yani Nizamül Mülk'ün karşısında işleyen bir merkezi bürokrasi yoktu. Yine Selçuklularla ilgili başlığımızda Selçuklu mimarisi ve üretimi. Nizamül Mülk'le ilgili bir paragraf daha var. Nizamülmülk döneminde soylular ve dini saygınlığı olan kimseler için türbe inşa etme deliliği başlamıştı. Bu uygulamanın kökeni Ahameniş İmparatorluğu'nun Büyük Kiros için devasa bir türbe yaptırdığı milattan önce 7. asra kadar uzanmaktaydı. Buhara'daki İsmail Türbesi ile birlikte Tim'de ve daha birçok yerde veliler için inşa edilen mezarlarla bu gelenek İslamiyet'in gelmesinden sonra yeniden başlamıştı. Fakat Selçuklular döneminde her kent ve kasaba en büyük ya da en muhteşem türbeyi yapabilmek için yarış halindelerdi. Çok sayıda mutasavvıfın ortaya çıkması mimari olarak anılmaya değer malzeme sağlamıştı. Ticari zenginlik bu çılgınlığı körüklemekteydi. Aynı durum Avrupa için de geçerliydi. Kasaba sakinleri kendi ahalilerinden olan azizleri anmak maksadıyla kasabalarına yapılacak olan şapellerin ve türbelerin maliyetini karşılamaktalardı. Yine de ne Hristiyan batıda ne de Müslüman Orta Doğu'daki hiçbir bölge mezar inşasına olan düşkünlük konusunda Orta Asya'nın eline su dökemezdi. Sonuç olarak 12. asırdan itibaren türbe en yaygın ve en fazla devamlılığı olan Müslüman bina tarzı haline gelmişti türbelerin yaygınlaşması. Yani. Kitap Arap fetihlerinden Timur'a e, Orta Asya'nın altın çağı dediği bölümde detaylı olarak etkili olan bütün ülkeleri ve liderleri anlatıyor. Ben dikkatimi çeken birkaç bölüm paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.